Bugün Cooler Master'ın yeni fan modeli olan MF120 adresine bilir halo fanlarını inceleyeceğiz. İlk olarak kutudan başlayalım. Ürün zaten gayet sade ve küçük bir kutu içerisinde geliyor. Sol üst köşede marka logosu konumlandırılmış durumda. Elimizdeki model halo fanların üçü bir arada kutulanmış içerisinde kontrolcü çıkan ve kutusundan da anlaşılacağı üzere 120 mm'lik modeli. Fanlara baktığımızda dışında beyaz bir koruma paketi ile geldiğini görüyoruz. Bu paketten tanımızı çıkarttığımızda bu fanın en büyük özelliği olan halka şeklinde tam turdanan RGB şeritlerini görüyoruz. Bu şeritler fanların hem alt hem üst hem de yan kısımlarında bulunuyor. Yani diğer eski fan modellerinde yalnızca iç orta kısımda aydınlatma mevcutken bu yeni modelde her taraf aydınlatılmış. Fanların çerçevesi siyah plastik bir malzemeden yapılmış. Pervanelerin rengi ise önceki modellerden farklı ve buz beyazı şeklinde geliyor. Bu yeni kanatlar minimum 650, maksimum 1800 rpm'lik bir dönüş hızı sağlayabiliyor. Fanlarda 47.2 CFM'lik bir hava akış değeri mevcut. Ayrıca eski master fan modellerine göre de statik basınç arttırılmış durumda. Bu sayede soğutma performansında da bir artış sağlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu hız artışı sağlanırken ses seviyesi maksimum 30 desibel olarak hesaplanmış. Ayrıca yenilenen Riffle Bearing isimli fan motor teknolojisi sayesinde de daha eski modellerde yaşanabilen fan tıkırtı sorununu da çözdüğünü söylüyor Color Master. Yani gürültü yönünden endişeniz olmasın. Yeni fanların elektrik tüketimine de baktığımızda 12 volt 0.37 amper bir güç tüketimi olduğunu görüyoruz. Bu da verimli denebilecek bir değer olmuş. Ayrıca marka bu fanlara 160.000 saatlik bir ömür biçmiş. Arkadaşlar bu ömür ortalama bir ömür. Yani 160.000 saate ulaştığınızda fanlarınızın bozulacağı ya da herhangi bir sorun yaşatacağı anlamına gelmiyor. 200.000 saate hiç sorun yaşamadan da görebilirsiniz. 150.000 saatte de problem yaşayabilirsiniz. Yani bu aslında elektronik dünyasında tamamen bir şans meselesi diyebiliriz. Fanlar dışında kutu içeriğine geçtiğimizde kutudan ilk olarak üst kısımda bulunan yine başka bir siyah kutu çıktığını görmüştük. Bu kutunun içerisine baktığımızda kontrolcüyü görüyoruz. Bu kontrolcü yalnızca üçü bir arada fan kitinde çıkıyor. Diğer tekli olarak satılan Halo fan kutusunun içerisinde bu kontrolcü bulunmuyor. Kontrolcüye baktığımızda bir adet küçük dipte bir kontrolcü görüyoruz. Bu kontrolcü üzerinde bir tuş yer alıyor. Bu tuş sayesinde de efektler arasında isterseniz manuel olarak geçiş sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca kontrolcü gücünü SATA güç kablosu üzerinden alıyor. Kontrolcü üzerinde sadece bir adet 3 pinli giriş kullanılmış arkadaşlar. Epeki peki 3 adet olması gerekmiyor mu? 3 adet fan takmayacak mıyız? Neden bir giriş var diye soracak olursanız. Color Master bu yeni seride kontrolcü üzerinde bu yöntemi kullanmak yerine fan üzerinde daha pratik bir yöntemle çözmeyi tercih etmiş. Her bir fan üzerine bir adet dişe bir adet erkek giriş ekleyerek fanların ışıklandırmasını birbirine bağlamamızı sağlamış. Yani erkek ucun birini kontrolcüye bu şekilde taktığımızda, diğer dişi girişe de bir sonraki fanın erkek ucunu bağladığımızda ve aynı işlemi üçüncü fan için de tekrar ettiğimizde tek kablo üzerinden tüm fanları aydınlatabiliyoruz arkadaşlar. Hem kasa içerisinde kontrolcüye fazladan yer kaplama sorunu çözmüş hem de maliyet düşürme anlamında iyi bir geliştirme olmuş. Bu kontrolcü kutusunun içerisinde 3 adet de fan ışıklandırma kablosu bağlantı noktası koruma aparatı çıkıyor. Bu aparat sayesinde kablolarınız hem olası bir darbe eğilmemesi açısından özellikle de sistemli kablo düzenlemeleri yaparken istemeden çıkmaması açısından da çok işe yarıyor. Son olarak ürün anakartımla senkronize çalışabiliyor mu diye soracak olursanız evet eğer adresine bir RGB çıkışına sahip bir anakartınız varsa anakartınızın yazılımıyla da fanları senkron bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar ürünün teknik detaylarından bahsettik ve ürün hakkında genel bir değerlendirmede bulunmak gerekirse Halo fanlar bizlere Cooler Master'ın eski fan modellerine oranla daha parlak ve daha geniş bir LED bölümü sunuyor. Bununla beraber radyatörlerinizin soğutma performansını da arttırabiliyorsunuz. Fiyat olarak da baktığımızda üçlü kontrolcülü kitin ortalama 400 TL civarlarında olduğunu düşünürsek ürün fiyatı rakiplerine oranla da oldukça iyi durumda.